قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. Kalpleri nuru iman ile münevver, alınları hakka secde etmekle sürurlanan, dilleriyle Allah'a tevhid eden, gönülleriyle Allah'a gönül veren, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Duyunuz, biliniz ve böylece anlayınız ki bu kainat muhabbet üzere vaz olunmuştur. Muhabbetle kurulmuş, muhabbetle vaz olunmuştur. Buna binaen Cenab-ı Hak Habibi Edibi Muhammed Mustafa'ya bir hadisi kutsi ile levlake levlake lema halaktül eflak. Yani Habibim Ahmet, seni halketmeseydim eflaki felekiyatı halketmeyecektim. Yani bu cihanı halketmeyecektim buyurmuştur. Ve kendisinin gizli bir hazine olduğunu, bu hazinenin de zatına sevdirilerek, mahlukatı halkederek kendisini ishar etmesidir. Ve muhabbetle olmuştur iş. Muhabbetle başlamış, muhabbetle bitmiş. Muhabbetten Muhammed olmuştur hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? En büyük saadet, en büyük selamet, en büyük lütfü kerem-i ilahi, nimet-i üzma, Resul-i Ekrem gibi cümle enbiyaların serdarı, cihana rahmetel alem olarak gönderilen Habibi Huda'ya bizim ümmet olmamız bizim için kâfidir. Hiçbir nebinin hayatını Allah kasem etmemiştir. Ancak Resul-i Ekrem'in hayatına kasem etmiştir. Hayatın hakkı için Habibi Muhammed demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün. Yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan Allah, Habibi Edibine, Habibim, senin hayatın hakkı için demiştir. Yine Bedduha suresinde, وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَى وَالْضُحَا'da duha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cemali وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى ise Resul-i Ekrem'in siyah saçlarıdır. Allah Habibi'nin cemaline ve siyah saçına yemin etmiştir. Ve aynı zamanda وَالْضُحَا Resul-i Ekrem'in duha vakti zuhurudur. Resul-i Ekrem'in doğduğu saate, ana yemin etmiştir Hazreti Allah. Kadri ve alası gayet de yüce. Arş-ı Rahman, Resul-i Ekrem'in ayağa bastığı için tezyin olmuştur. Resul-i Ekrem'in ayağının tozu ile. Hatta diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesi ben arşa vardığım vakitte ayakkabılarımı çıkarmak istedim. Cenab-ı Hak bana buyurdu ki, Habibim Ahmet, ayağından çıkarma kunduralarını. Benim arşıma sen ayakkabınla bas dedi. Ben dedim ki ya Rabbi, kardeşim Musa Tur-i Sina'dayken ona fahlan aleyk ayakkabılarını çıkar diye emir ferman buyurmuştur. Tur-i Sina kürre-i arzda bir yerdir. Halbuki burası Arş-ı Rahman'dır dediğim vakitte o benim kelimimdir. Sen benim Habibimsin. Senin ayakkabının tozlarıyla benim arşım iftiha eder buyurmuştur. Resul-i Ekrem'in düşün. Hiçbir nebinin iremediği makam-ı uliyaya tevhid-i efale Resul. Tevhid-i sıfata Resul, tevhid-i zat-ı Resul ermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi ayet ile sarihat vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sarihaten Allah-u Teala beğenmiştir. Ve mâ rameyte izrameyte ve lâkinnallâhe ramâ, tevhid-i ef'aldir. Lekad câekum rasûlüm min enfesikum aziz aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü'min râuhur râhîm ayet-i celîlesi, Resulullah'ın tevhid-i sıfat olduğunu ilan eder. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَعَيُنَكَ اِنَّمَا يُبَعَيُنَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْكَ اَيْد۪يهِمْ ayet-i kerimesi Resul-i Ekrem'in tevhid-i zata malik olduğunu ishar eyler. Anlayanlara, ariflere. Bu alemde Resul-i Ekrem'i Abdullah'ın oğlu Emine'yi çocuğu bilenler, peygamberi peygamber bilmiş, biliyor demek değildir. Onu Ebu Cehil daha iyi bilir, peygamberin anasını, babasını, sülalesini. Resul-i Ekrem'i bilmek Allah'a mahsustur. Hamdun salavat-ı şerifede Allahü Teala bize emrettiği vakitteki her cuma günü ilan olunuyor bu ve Kur'an'da da böyledir. İlan olmaktadır her anda. Ben Allah'lığımla, meleklerimle Habibim Ahmet'e selat ediyorum. Ey müminler, siz de Habibim Muhammed'e selat ediniz diyor. Biz ne diyoruz? Ya Rabbi,
Allah bize salat diyor, biz Cenab-ı Hakk'a Allahümme salli ala Muhammed, ya Rabbi sen salat diyoruz. Manası ne demek? Habibin Ahmet'e layık olan salavatı biz kul ilmiyle bilemeyiz ya Rabbi. Ancak ilmullah ile bilirsin. Ona layık olan salavatı sen ver diyoruz Cenab-ı Hakk'a. Celle Celaluhu. Anlattığımız deryadan bir katre. Kürelerden bir zerre, güneşlerden bir huzme. Resul-i Ekrem'e mededer olmadık. Onun meddahı Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Yalnız şu, böyle bir peygambere yevm-i kıyamette nasıl mülaki olacağız? Ve onunla nasıl olacağız? Nasıl beraber olacağız? Bunu isaret etmek istedik. Makamı çok yüce, çok âli. Bizim ise günah ile âlüde olmuş insanlarız. Ha, şimdi bunu şu hadis-i şerifin maliyle bahsedeceğim. Bir gün günlerde bir mübarek gün, günlerde bir mübarek gün, günlerde bir mübarek gün Mesih-i Nebi'ye bir Arabi gelmiş yahut bir zat gelmiş Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah kıyamet ne vakit kopar demiş. Vaktimiz dar olduğu için içinizde memurlar var falan, bunun için kısaltıyor Cübbeyi yani. Ya Nebiyallah, ya Resulallah. Efendiler bir şey daha söyleyeceğim. İyi kulak veriniz ve sözümle amil olunuz ve necata iriniz. Resul-i Ekrem'i sakın ha ismiyle mücerret anmayınız. Mutlaka Resul-i Ekrem'in sıfatlarını söyleyiniz ve ismini işittiğiniz vakitte mutlaka salavat-ı şerife getiriniz. Bir adam yani Cenab-ı Peygamber'in mücerret ismini söylese ameli hapt olmuş. Ameli batıl olur yani. Birbirimizi gibi çağırdık mı birbirimizi çağırır gibi peygamberi, amellerimiz hapt olunur. Edep lazım, terbiye lazım. Allah edep istiyor Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme. Edep istiyor ona. Ona hürmet istiyor. Ona tazim istiyor. Çünkü kendi tazim ediyor Hazreti Allah. Ona zemin aşık, zaman aşık, kevni mekan aşık, ard aşık, sema aşık, cümle, melaike aşık, Allah aşık Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah ne vakit kıyamet kopar? Resul-i Ekrem bu soruya cevap vermedi ve kıbleye döndü, namaza durdu. Namazı bitirdi. Cemaate hitaben sahil nerede? Soru soran kişi nerededir diye sordu. Tekamen racülü diyor. O zat ayağa kalktı de ya Resulallah ben sordum. Ne sordun? Kıyamet ne vakit kopar? Ne yaparsın kıyametin kopmasını? O bir emri mühimdir. Bu olacaktır bu. Kıyamet kopacaktır. Sen kıyametin vaktini öğreneceğine kıyamet günü için ne hazırladın diye sordu. Hani bazı insanlar var ki kendilerine kabir hazırlıyorlar. Yüz binlerce lira verip kabir hazırlıyorlar. Yahu kabir hazırlama kendine. Kendini kabire hazırla. Orası karanlıktır. Nur götür. Oranın nuru tevhid-i ilahidir. Zikrullah'tır. Amali salihadır. Yoldaşı amali salihadır. Nuru zikrullah'tır. Bir çukur bulurlar seni beni oraya koyarlar. Kendine kabir hazırlama. Kendini kabire hazırla. Kıyamet bir emri mühimdir. Olacaktır. Sen kıyamet gününün için ne hazırladın dedi Cenab-ı Peygamber o zata. İyi dinleyiniz, kulak veriniz. O zat da o dedi ki, ya Resulallah, Eshab-ı Kiram'ın ekseriye Cenab-ı Peygamber'e, yani Eshab-ı Kiram'ın ileri girenleri, Resul-i Ekrem'e hitap ettikleri vakitte, fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Öyle hitap ederlerdi. Allah da Kur'an'da ya yürli zinamü la tekulu la tekulu ra'ina ve kulun zurna diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. Bana bak ya Resulallah demeyiniz. Terbiye istiyor Allah. Nazar etmez misin ya Resulallah? Bana bak deme. Bana bak deme. Bana nazar etmez misin? Birbirine konuşurken de böyle. Kabalığı sevmez Allah. Resul-i Ekrem hiç sevmez. Gayet de naziktir. Çünkü rahmeten lil alemindir. Allah'ın rahmet ve rahim sıfatları onunla tecelli etmiştir kainata. Vallahi ya Resulallah, kıyamet günü için benim böyle uzun uzun ibadetim yok. Ben Allah'ın faraizini yerine getiririm. Yani 5 vakit namaz kılarım, senede bir ay oruç tutarım. Uzun uzun ibadetlerim yok ama, iyi dinle. Böyle uzun uzun ibadetlerim yok benim ama bir şey var, nedir? Allah'ı ve seni çok severim. Allah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona müjde verdi. Dedi ki, kâl-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem, el mer'u ma'men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ey Arabi, sen de benimle berabersin dedi. Allah.
Diyor ki sahabi, Hazreti Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain Hazreti, biz o güne kadar korku içindeydik. Yüreğimiz titriyordu. Resul-i Ekrem'lerin bir makama varamayız. Biz onun yüzünü göremezsek duramayız. Aşıkız çünkü Resul-i Ekrem'e. O ahiret aleminde bizden ayrılırsa onun makamı âli ülya. Biz düğün makamında kalırsak bizim halimiz nice olur diyor. Anlattığı gibi hadiste kişi sevdiğiyle beraberdir. Yüce Peygamberi kim seviyorsa o Allah'ın sevgilisini, faziletini bir miktarcık yani deryadan bir katı anlattım size. Onu kim seviyorsa onunla beraberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi efendim burada bir söz daha var. Söylemedim geçemeyeceğiz. Bakın dar ama temayülat-ı kalbiye ef'al-i ihtiyar eden değildir. Yani bir adam bir adamı zorla sevemez. Sen anlayacaksın. Peygamberi nasıl seveceğiz? Allah'ı nasıl seveceğiz? Hak sevgisi taraf-ı ilahiden gelir. Fakat bu ilahi sevgiyi davet Resul-i Ekrem'in sünnetlerine riayet ederek Allah'a itaat ederse kul Allah'ın muhabbetini kul üzerine celbeder, davet eder. Ve Resul-i Ekrem'in sünnetlerini ve esmasını andığı vakitte salavat-ı şerife getirirse söyleye söyleye mana tarlasına muhabbet tohumunu atar. Bir de onu gözyaşıyla sularsa yakın bir zamanda onun meyvasını yer. Vallahu yedü ila darisselam ve ihtimen yeşâ ila suratı müştere.